Herkese iyi akşamlar. Bugün Arife akşamı, bayram tıraşı olalım dedik. Biraz derbi kullanalım. Üzerine de Haslinger tıraş sabunu. Bu tıraş kremini Arko'dan önce sürüyordum ya, bir de Haslinger'den önce süreceğim. Derbinin kokusu mentollü, bununki sandal ağaçlı. Bu arada köpürtme tasımız burada. Çelik çift katmanlı. Köpürtelim. İki tane köpüğü karıştırıp bakacağız nasıl olacak diye. Çok güzel köpük yapıyor ya. Ebatları çok güzel. Ben beğendim. Şöyle bir haftanın cıvık da olsa. Cıvık gibi de mi? Hemen sandal ağacının kokusu geldi, bastırdı. Bugün yeni bir jilet deneyeceğim. İnceleme videosu yapacağım. İzleyicilerden Gökhan arkadaşımız İstanbul'dan göndermişti. Kargo açılışını yaptık. Bugün de incelemesi geldi. Arkadaşla konuşmuştuk, dedi jilet çok güzel. Tıraştan sonra yüzün mermer gibi kalır dedi böyle. Kaygan hani hamamdaki mermerden bahsediyor herhalde. O kadar güzel bir tıraş yapıyor. Jileti çok beğendim dedi. Bakalım Berber Bey beğenecek mi? Fikirlerimiz aynı olacak mı? Bu jileti de ben internette görmüştüm ama deneme fırsatı olmadı. Bakalım takipçimizin, izleyicimizin dediği doğru mu? Çok az daha sorayım bunu ya. Ha, karışınca güzel oldu ha. Yüzümde şu anda hafif bir ferahlık var mentoldan dolayı. Karışınca güzel koku çıktı ortaya. Derbiyle, derbi mentollü, Haslinger. Haslinger neydi diye, sandal ağacı. Evet. Güzel oldu ya kıvam. Baksana. Sizce nasıl oldu kıvamı? Çok yüzümü çok hırpalatmadım. Sakalım kısa gibi. Çok uzun bir sakalım yok. Hop, hemen elimize bir şap sürelim. Şap önemli. Ustura tutmada. Tıraş makinesini tutmada önemli. Bu arada Esi usturamız burada. Atatürk'ün imzalı usturası. Esi grubun Ekrem Sayyar ustura. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem Sayyar'a. Bazılarına Superonix Innocable mı? Bir şeyler yazıyor işte, siz okursunuz. Böyle bir kutusu var. Alman malı. Hemen şuraya gösterelim. Alman malı bir jilet. Hop. Dur. Diğer jileti de bunun içine koymuşum. Hangisi? Bozano. Evet. Bozano olanı hemen gösterelim şöyle. Evet. Gevrek bir ses geldi. Güzel. Sesinden bile anlıyoruz gibi. Artık o kadar mı? Bu usturayı ilk defa deniyorum. Usturanın en güzel yanı işte şu sap kısmı hemen oynuyor. Diğerleri gibi tutmuyor. Şöyle gösterelim şeyimizde, jiletimizde. Taktık. Tıraşımıza başlayalım. Jilet şu anda tutuyor. İlk başta kesmedi. İyi bir keskinlik alamadım. Belki biraz ilerleyince açılır ağzı. Şu
Şöyle sürüyerek çekince değil de arka arka sık sık vurunca daha iyi kesiyor. Jilet çok akmıyor ama idare eder yani şu anda. Bakalım yüzümüz mermer gibi oldu mu? Tam olmadı ama ikinci perdede olur herhalde. Bu arada ustura da çok sportif duruyor ya. Sesi duyuyor musunuz? Şöyle permaşarpla karşılaştırırsam permaşarp bundan bir tık iyi geldi bana. Yani hafif tutuyor böyle sakalı. Tam bir kaymıyor. Acaba eksik mi yaptık sabunlama işini? Şöyle çevirelim hafiften. Herhalde kestik mi? Şuraya taktık gibi ama neyse. Hemen bakalım. Buralarda kuruma yok ama gene de bir hafif bir takviye yapalım şeyden. Suyla. Şimdi tıraşın sonuna kadar geldik. Jilet hala o tutuyor şeyi. Jilet sakalı tutuyor. Yani benim görüşüm bir permaşap değil. Bir permaşap kadar akıcılığı yok. Yalnız sakalı az yumuşatmış olabilirim. Yalnız mentollü şey tıraş kremi de tıraş sabunu da karıştırdık. Normalde iyi bir verim almamız gerekiyordu. Yani jiletten ilk başta tutmaya başladı. Bıyığa kadar tuttu yani. Böyle bir hızlı hızlı seri hareket yaparsam böyle biraz sert basarsan çekersem
iyi bir verim alıyorsun ama böyle biraz sürürsem biraz zayıf kalıyor. Bir iki tane de şey attık buraya. Küçük, çok önemli bir şey değil ama yani bilmiyorum, öbür yarısı duruyor. Öbür yarısını da deneyeceğiz, bakacağız. Bu arada usturamızı tekrar gösterelim. Atatürk'lü usturamızı. Yani ilk tıraşta pek memnun kalmadım. Tuttu jilet. Jilette akıcılık yok. Belki biraz daha iyi sabunlamak gerekir. Benden kaynaklanabilir. Yani ben jileti suçlamıyorum. Yani durum vaziyet bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın Kurban Bayramı. Herkesin bayramını kutlarım. Allah kabul etsin kesenlerin. Bana da saatler olsun.